Evet dostlar, yeni videodan selam olsun herkese. Bir önceki videonun devamı ya da bilmiyorum, belki araya başka video da atmış olabilirim ama atmayı planlamıyorum. Gördüğünüz gibi 26LG151 Kamil Koç'un içindeyiz. Kuzenim Fırat'la çekimlere devam ediyoruz. Arabanın arkası buz gibi olmuş. Felaket güzel ama ön taraf ateş gibi. Yani ön taraf 30 derecesi, arka taraf 20 derece. O kadar fark var. Gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi arabalar yatıyor, işler yok, her şey boş. Yani garajlar boş vesaire, yeni yeni başladı. Bu videoda hem biraz yolları izleteceğim size, hem de hiç hayatında otobüs sürmemiş birisi otobüs sürebilir mi? Deneyeceğiz, göreceğiz bakalım neler olacak. Hadi o zaman video başlasın. Şöyle bir altına da bakalım da, korkuyorum çünkü boru moru patlatır bir şey olur diye. Su kaçağı. Yani değişik sesler var arabada ama tabii yola gitmeden zaten kontrol edilecek dostlar, böyle pataküte yola gidilmez. Bu arada burası Çiğli Organize Sanayi'deki petrol ofisi. İşte bakın camın haline. Tam şurada. Tam şuraya vurmuşlar. Patlatmışlar. Ya ne güzel olurdu şimdi hep birlikte şu otobüse binip sohbet muhabbet yapsak dostlar. He? Şahane olmaz mıydı? Bence şahane olurdu. Haydi başlıyoruz. Hep diyorum ya dostlar, bu iş sevda işi. Şimdi Fırat'ın bu işlerle hiç alakası yok. Birinci videoyu çektik bitirdik. Adam perişan oldu, nefes alamıyor. Allah yardım etsin, bu iş sevda işi. Evet arkadaşlar, bugün sıkça sorulan bir şeyi anlatmaya çalışacağım size. Yani herhalde en çok gelen soruların başında, nasıl host olurum, nasıl şoför olurum, yani nasıl muavin olurum, nasıl şoför olurum sorusu geliyor. Öncelikle muavin olmak için, yani muavinle çalışmadım ben, bilmiyorum nasıl olunur, ne yapılır. Host olarak da, yani nasıl host olur onunla da ilgili size detaylı bilgi veremem ama ben Kamil Koç'a başvurmuştum 2006 senesinde. Host olarak beni işe almışlardı. Siz de şirketlere başvuracaksınız host olmak için. Büyük ihtimalle alacaklardır sizi yaz aylarında, çünkü çok fazla ihtiyaçları oluyor. Ama nasıl şoför olurum? Hiç otobüs sürmedim. İşte atıyorum dolmuşta çalıştım ya da işte servis şoförlüğü yaptım diye ama otobüs sürmek istiyorum, kimse araba vermiyor diye çok fazla bana mesaj geliyor. Yani arkadaşlar vermezler. Vermemelerini de anlayışla karşılamak zorundasınız. Çünkü bu çok başka bir şey. Yani şuradan dönerken, şuradan dururken, yani buradan sırf sola dönmekle bitmiyor. Buradan sola dönerken arabanın sağ arka köşesi bu sağa bir yere değiyor mu, değmiyor mu? Bunlara da bakmak gerekiyor. O yüzden mesele sadece otobüs sürmek değil. Bunun karı var, buzu var, dar yeri var, alçak yeri var. Yani birçok dikkat edilmesi gereken şey var. Sizlere benim nacizane tavsiyem, bunu her videomda söyledim, bir kere daha söyleyeyim. Fırat, bu arada ışığı görmüyorum ha. Yeşil yanarsa söyle bana. Görüyor musun sen? Hiç otobüs tecrübeniz yoksa şehir içi personel servisi yapan 27'lik bir arabada başlayın. 27'lik araba süren hemen hemen büyük otobüs sürmeye de bir ön beceri kazanır, öyle söyleyeyim. Hafta sonları fırsatınız olursa turizm işi yapan tanıdıklarınız, eşiniz, dostunuz varsa onlara rica edin. Yanlarında yövmeyici olarak gidin. Hatta para da istemeyin. Yani bedava çalışın yanlarında. Size tecrübe olsun otobüs olarak. Bu şekilde başlayıp ilerletebilirsiniz kendinizi. Ama dediğim gibi, yani servis kullanan adam da, yani küçük minibüs kullanan adam da otobüs kullanabilir. Ben itiraz etmiyorum buna. Ama tecrübeniz yoksa, tecrüben var deyip o arabanın direksiyonuna oturmayın. Neden? Çünkü mal sahibi ya da yanındaki şoför arkadaş senin perondan çıkarken bu işi bilmediğini anlayacak ve muhtemelen ikinci sefere seni arabada indirmek zorunda kalacak. Dolayısıyla hem firmanın işi aksayacak, hem otobüs bir şoför bulma derdine daha düşecek. Hem sizin işsiz işinizden olacaksınız. O yüzden bilmeden girmek bence akıl kârı değil.
Şimdi ben tır sürüyorum. Daha önce de bahsettim bunu. Ama kalkıp da benim tecrübem var abi deyip bir şirkete girsem, başlasam, yani bir yerde çuvallarım. Bundan 1,5-2 sene önce İzmir'de büyük bir lojistik firmasına gittim. Adam bana tır sürdürdü şöyle düz bir yolda. Dedi ki ya Anıl tamam yani sürüyorsun ama şimdi bu gece 12'de ben seni İstanbul'a yollayacağım dedi. 8 tane şehir içinde market var dedi. Büyük alışveriş marketi, soğuk zincir. Arabanda soğuk gıda var saatli, yani bir yere girersin bir yere giremezsin. Yani cezası var, maaşını ikiye katlamak zorunda, 2 ay 3 ay bedava çalışırsın dedi. Düşündüm, mantıklı. Mantıklı söylüyor adam. Bu arada 50 saniye yanıyor kırmızı ışık ya. Fırat ne diyorsun bu 50 saniye yanan kırmızı ışıklara? Zaten bu İzmir'de iki trafik ışıklarını anlamak zor Anıl abi ya. Bak 25 saniye yeşil oldu. Fırat'ım sadece İzmir'de değil ya. Türkiye'nin her yerinde. Hele şeyde, Afyon'da, Uşak'ta. Abi 24 saat gece gündüz lambalar yanıyor. Ben anlamıyorum yani gece yarısı da gündüz de. Tabii sen daha iyi biliyorsun. Her yere gittiğin için. Ben sadece İzmir'i biliyorum. Hadi lan şişirme beni, bırak şimdi. Yani demem o ki bu işe başlamak için sabırlı olun ve tecrübe edinmeye çalışın. Şimdi beni abilerim, arkadaşlarım çağırıyor. Parça başı işte atıyorum Ankara, İstanbul'a, oraya buraya iş için çağırıyorlar. İnanın bana tek başıma gittiysem geliyorum, arabadan iniyorum. Zaten onlar arabayı nereye bıraktığımı görüyor. Ne para soruyorum ne bir şey soruyorum. Ya da beraber gittiysek şoför, mal sahibi yanımdaysa hadi abi iyi günler diyorum. O bana dur paranı vereyim diyor mesela. Böyle olmaya gayret edin. Böyle olursanız, böyle çalışırsanız inanın geri dönüşleri kat ve kat daha fazla olur size. Allah razı olsun. Şu karantina döneminde beni çok çağıran oldu ve birçoğuna da gitmedim. Benim annem KOAH hastası. Onu korumak adına hani bir virüs kaparım ona da bulaştırırım diye maddi manevi çok zorlanmama rağmen İşlerin çoğunu kabul etmedim. Birkaç işe gittim. Gittiklerimi de video çektim işte. Yani bu araba mesela dezenfekte edildi. Dezenfekte edilmese yine bu riske girip hem kuzenimi hem kendimi bu arabaya getirip bir video çekmem. Tamam yani bir sevdadır otobüs ama o kadar da değil yani. Kendi canımızdan da olmayalım. Kaptanlık böyle. Sabırlı olun. Eşiniz, dostunuz varsa, mahallenizde tanıdığınız birileri varsa, hafta sonları geziye, tura gidiyorsa ya da ne bileyim garajda çalışıyorsa bir tur yanında misafir gidin. İşte mesela Bodrum'a gidiyorsa İzmir'den Bodrum'a tek şoför gidiyor, geliyor, kurtarır. Hani size düz yolda verir, ne bileyim Aydın Otobanı'nda verir, bir 20 dakika kullanırsınız. Ücret talep etmeyin, işi öğrenmek için geldiğinizi söyleyin. Tabii tanıdığınız onun olması şart. Tanıdık olmadan kimse bunu yapmaz size. Ve unutmayın, yanınızdaki adam ne derse harfine uyun arkadaşlar. Kendi bildiğiniz işlere kalkışmayın. Çok fazla hevesten böyle TikTok videoları çekip şöyle vites değiştiren arkadaşlara var. Bak şöyle. Şöyle. Böyle hareketler yapmayın. Bunlar zibidi işi. Yani özür diliyorum ama bunlar zibidi işi. Hatta tırcı Çağlar abinin en son çektiği videoda bir tırcı ayağını şuraya dayamış böyle. Şuraya. Ona güzel bir laf söyledi. Yani hak ediyorlar. Bu meslek saygın bir meslek. Bu adamın yaptığı meslek de saygın bir meslek. Siz zibidi gibi araba kullanamazsınız. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle şekilli şekullü vitesler değiştirmek, böyle otobüse yan oturmak falan. Ya bunlara ben anlam veremiyorum ve gerçekten kızıyorum. Gerçekten kızıyorum. Benim sinirimi bozuyor böyle şeyler. Gerek yok. Yapmayın. Siz efendi gibi şu direksiyonu tutun. Sürekli gözünüz dikiz aynasında olmasın. İçerideki yolcularla ilişkinizi kesin. Siz şu iki aynaya, şu yola, şu göstergelere bakın. Yeter. Ben size doğruları anlatmaya çalışıyorum dilimin döndüğünce. Siz gene bildiğinizi yapmakta özgürsünüz. Ama bu Anıl kardeşinizin dediklerini kulağınızın bir köşesine tavsiye ederseniz, bu işe yeni başlayanlar için konuşuyorum. Ustalar için, bu işi bilenler için konuşmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben bu işin kompedanı değilim. Ben de bir şoförüm sonuçta. Bu şekilde başlarsanız bu şekilde gider.
Benim ustam Yılmaz abi bu işi bana layığıyla öğretti. Ben de onun izinden bildiğim gibi gitmeye çalışıyorum. Yılmaz abime de saygılar, selamlar, hürmetler. Çanakkale'ye gidelim mi? 326 kilometre diyor. Fırat, sana bir Çanakkale durağı attırayım mı? Gerek yok. Gerek yok. Evimize gidelim, bir duş alalım sıcakta. Duş alalım derken yani herkes kendi evinde kendi duşunu, değil mi? Yani öyle, şimdi öyle bir söylüyorsun ki gidelim evimize duş alalım. Bilen var, bilmeyen var. Fırat ya, aşk olsun sana. Ver, ben buradan devam edeyim birazcık. Ya vallahi dostlar. Sıcak sıcak, bayağı sıcak. Size söz, bir tane kamera alacağım ya. Söz alacağım. Yazın işler açılırsa bir kamera alacağım. Araba ne güzel yaylanıyor ya. Vallahi alnımdan şapır şapır ter de akıyor. İşte bu ön cam mercek misali öyle içeriye sıcaklık veriyor ki dostlar. Şimdi ben, benim arkamdaki 4 sıra sıcak, ondan sonra arkası buz gibi. Videoya başlarken orta tarafa gittim. Orta tarafta hakikaten gayet serin hava. Bu arada bir yudum su aldım, yani sesi geldiyse affola. Şimdi, hiç otobüs sürmemiş birisi hayatında otobüs sürebilir mi? Çok kısa bir deney yapacağız. Bu deneyi de tabii ki öncelikle boş, dümdüz ve kimsenin olmadığı bir yerde yapacağız. Arabanın temas edebileceği hiçbir yer olmaması gerekiyor. Ve tabii ki araç sahibimizden de izin alarak bunu yapıyoruz. Birazdan yanımda hiç otobüs sürmemiş birisine otobüs sürdürmeyi deneyeceğim. Bakalım stop etmeden kaldırabilecek mi? 1, 2, 3 yapabilecek mi? Kullandıktan sonra deneyimleri ne olacak? Hep birlikte konuşacağız. Merakla ben de bekliyorum. Şu Neoplan'ın direksiyonu da çok hoşuma gidiyor dostlar ya. Siz ne diyorsunuz? Çok şık böyle bir tasarımı var, öyle değil mi? Bunlar dijital gösterge biliyorsunuz. Bunların 2011'lerinden önceleri herhalde böyle değil. Onlar da çok kötü duruyor. Ya bu çok şık böyle duruşu falan. Bayağı şekil yani. Sıcak mı paşam? Sıcak. Çok sıcak. Yapacak bir şey yok. Ama bizim takipçilerimiz için değer değil mi Fırat? Tabii ki. Her zaman. Helal sana. Mesela buradan Kars'a gidiyoruz. Gel video çekeceğiz, sen gelir misin? Gelirim. Neden gelmeyeyim? Adamsın be. Aslanım benim. Fırat da spor akademisinde. Üçüncü mü sınıf? Kaçıncı sınıf? Üçüncü sınıf Ege'de. Ve bir futbol takımı çalıştırıyor. Bu sene şampiyon yaptı. Aferin ona. Biz ona küçük Fatih Terim diyoruz. Bir motivasyon konuşması var. Bir gazlıyor çocukları. Vay, ben yeğenimi böyle bilmezdim ya. Neyse, konu dağılmasın. Ya şu cama çok üzüldüm ya. Vallahi üzüldüm. Gördükçe üzülüyorum ya. İyi, hadi bakalım devam evet. Edeceğiz. Sevgili yeğenim falan var ya, Fırat kral gibisin ha. Ya 40 kişilik otobüste tek başına seyahat ediyorsun. Ya şu direksiyonda oturmak var ya dostlar, şu direksiyonda. Öyle keyifli, öyle güzel bir şey ki. Hep söylüyorum, Allah gönlünüze göre versin. Allah nasip etsin size de. Gerçekten çok keyifli ya. Ben çok zevk alıyorum. Vallahi çok zevk alıyorum. Şuradan artık ayrılalım bakalım. Mahalle aralarında otobüs. Otobüs sürmeyi göstereyim dedim size. Evet, silme geçiyoruz arabalara, silme. İşte böyle her tarafını kontrol etmediniz mi bir yerden bir yeri değiyor namussuzun. Hele hele sevgili dostlar, demin onu anlattım ya, yeni başlarken çok dikkatli olmanız lazım diye. Hele böyle yerlerde. Hani şimdi ya amma anlattın, her şeyi de biliyorsun falan diyenler mutlaka çıkacaktır, biliyorum. Ama ben bu işin içinde olan birisi olarak yaşadıklarımdan çıkardığım tecrübeleri size aktarıyorum.
yanlış anlayıp kötü yorum yazmayın. Siz de tecrübelerinizi paylaşın. Siz de aktarın insanlara. Ne kadar çok bilgi insanlar o kadar çok daha doğru işler yapar diye düşünüyorum. Bu arada tır ehliyetimi burada aldım. Kanalda bir video var, onu da izleyin. Tam şu tırlardan biriydi galiba hatta. Bu mu? Bu değil. Şu öndeki mi? Yok, bu da değil. Bizim tır yok burada. Şimdi ben buradan sağa dönmem lazım ama muhtemelen sağa dönemeyeceğiz biz buradan Fırat. Bu otobüsün çünkü kıçı kurtarmayacak buradan sağa dönmeye. Çünkü sağa döndük mü arabanın sol tarafı şurada duran arabaya vuracak büyük ihtimal. Zaten dönemeyiz. Baksana şunu park ettiği yere Fırat. Şunu çeker misin? Böyle araba mı park edilir? Şimdi bizim böyle gitmemiz lazım mesela. Ama gidemiyoruz. Şuradan bir yerden belki sağa döneriz diye ümit ediyorum. Yok, buradan da gidemiyoruz. Aa, üzgünün oradan dönersen de çıkar. Çıkar mı? Çıkar. Tamam. Sen buraları daha iyi biliyorsun tabii. Sen burada takım çalıştırdığın için. Bizim tır ehliyeti aldığımız güzergah da böyleydi. Bu yolun sonundan U dönüşü yapıyorduk. Fırat, aşağıdan mı oğlum? Evet, aşağıdan. Sıkışmayalım buralarda. Yok. Bizim tur otobüslerinde en çok duyacağınız diyalog şudur. Geziye gittiniz diyelim bir yere. Mesela bir tarafı, abi buradan dön. Birader, sıkışmayalım orada. Yok abi, bir şey olmaz, gir. En son sıkışıyorsun. Çünkü haklı olarak bu işi yapmamış birisi arabanın geçip geçemeyeceğini kestiremiyor. Geçer ya diyor. Ama işin aslı öyle değil tabii. Evet, biz oradan girseydik buradan gelecektik. Doğru. Evet Fırat'cığım, şimdi kapat. Devam edelim ondan sonra. Evet, şimdi bakalım hayatında hiç otobüs sürmemiş birisi otobüs sürebiliyor mu? Nasıl sürüyor? Çok heyecanlıyım ben de, merak ediyorum. İnşallah buna benzer videolar sizlerle de yapacağız. O yüzden kanalı takip etmeye devam edin. Instagram'dan takip edin. Kanala lütfen abone olun dostlar. İzleyenlerin birçoğu abone değil. İstatistiklerden bunu görüyorum. Abone olursanız böyle videolar daha çok gelir. Kim bilir, belki bir gün siz de bu deneyimi yaşarsınız. Hadi başlayalım. Evet, adam direksiyonda. Fırat, kaç yıldır araba sürüyorsun? Bak bak bak, kapıları falan da kapatıyor ha oğlum. 2 yıldır araba sürüyorum. Ehliyetini ne zaman aldın? 2,5 yıl oldu. 2 yıldır da araba sürüyorsun. Evet. Kendi araban ne zamandır var? Kendi arabamda 7-8 aydır var. 7-8 aydır çok aktif şekilde araba sürüyorsun. Evet. Hiç otobüs sürmedin hayatında? Sürmedim. Otobüsün direksiyonuna otursan direksiyonu bomba diye karakola götürür müsün? Götürmedim şu anda. Tabii demin verdiğim örnekteki gibi Arizona kertenkelesi gibi sürmeyeceksin otobüsü. İnşallah. Şimdi 1'e takacaksın. Biraz ilerleyeceğiz. Sonra 2'ye takacaksın. Sonra duracağız. Bu kadarlık olacak sadece. Kendine güveniyor musun? Ben kendime güveniyorum. Ama sen bir yeğeni olarak bana güveniyor musun Allah'a? Ben sana güveniyorum. Yani ileride çayır çimen var. Bilmiyorum yani. 50-60 bin lira falan hasar çıkmasın inşallah. Tamam, ben yavaş yavaş. Şimdi aracın imdadı çekili. Bak, sol tarafını imdat. Onu yukarı doğru kaldırarak ileri iteceksin. Debriyaja ayağın... basmama gerek var. Hayır, ayağın frende olsun. Tamam. Oğlum, taksinin aynısı ya. Kaldır yukarı, ileri. Tamam. Şimdi 1'e takacaksın arabayı. Şu anda geçti. Yavaş yavaş ayağını debriyajdan kaldır. Araba gidecek. Gaza çok basmana gerek yok. Vites geçmemiş. Sol. Tamam. Vites geçti. İnşallah geriye takmamışındır. Evet. Çok basma gaza. Aferin. Tamam. Kaldır debriyajdan ayağını. Tamam. İkiye at. Geçmedi.
Tamam. Dur şimdi. Aferin sana. Yavaş ve yavaş yavaş. Ah, yumuşak yumuşak. Aferin lan. Benden olur galiba. Senden olur. Sevdin mi? At boşa. Vallahi sevdim ya. Güzel iş. Boşta olduğunu anlamak için 1-2-3'e tak arabayı. Şimdi çek boşa. İmdatı çek. Kapıyı aç. Evet, bravo. Ne, nasıl, sevdin mi? Söyle bakalım. Sevdim ya, güzel yani. Hissi çok güzel kullanımı. Bu kadar büyük bir arabanın içinde. Mesela şöyle aynaya baktığın zaman nasıl hissediyorsun? Aynaya baktığın zaman... Kestirebiliyor hani, musun yani? Limuzine binmiş gibi aynı ya. Sanki her gün limuzine biniyorsun da ya, öyle bir söyledin. Hayır, ki. Hayır yani limuzine hep böyle görürüz. Filmlerde falan böyle limuzinler, başkanların falan. Dönemezler böyle. Aynen bunu da ben döndüremem şu anda. Arkadaşlar, dediğim gibi sizler de bir gün tabii ki araç sahibim müsaade ederse, benim aracım olamayacağına göre araç sahibimiz müsaade ederse sizlere de böyle bir 50 metrelik güzel bir deneyim yaşatmak isterim ilerleyen zamanlarda. Kanalı takip eder, abone olur, bizi desteklerseniz böyle videolar çoğalır. Bugün Fırat bana eşlik etti video çekim sırasında. Ben de aklıma böyle bir şey geldi. Böyle bir şey yapalım dedik. Umarım faydalı olur. Bu video burada bitiyor. Fırat, teşekkür ederim yardımların ben için. Teşekkür ederim. Bu arada ilk defa otobüs sürmene rağmen 10 üzerinden 7 verdim sana. Teşekkür ederim. Ha, o 3 puanı da niye kırdım, şımarma diye. Yoksa 10 üzerinden 10 maşallah. Sağ olun. Bir sonraki videoda görüşeceğiz dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.